B'ye de girmiştik zaten biraz. B'ye de biraz girmiştik zaten. Onda da bir ufak. Doğru yani aslında bu A grubunu değerlendirirken uzun gibi olmasının sebebi aslında lige genel bakışlarımızda kalmış olduk burada. Dediğim gibi playoff sürecinde kimin ne yapacağı, işte otokontrolün ne kadar önemli olduğu, disiplinin ne kadar önemli olduğu. Ben her zaman bütün playoff öncesinde takımlara bana fikir sorarlarsa özel olarak verdiğim tavsiye ve değerlendirmede, bu tip sezon değerlendirmeleri yaptığımız programlarda mutlaka şunu söylüyorum. Playoff'ta bir takımın başarı sağlaması için en büyük özellik disiplin olması lazım. Yani bir takımda disiplin varsa, takımın hangi gün maç oynayacağını, yani fikstürü iyi takip edebiliyorsa, kadro kurmakta zorluk yaşamıyorsa, efendim mesela Kakosi Serdar, biliyorum, bildiğim için söylüyorum. Takımında sıfır disiplin var. O yüzden onların grubuna geldiğim zaman çok fazla şans vermeyeceğim. Bir gün adamların kadrosu bugün yapıyoruz diyor, maç alıyor. Tak anında kadro sıkıntısı yaşayabiliyor. Yani disiplin olmadığını gösteriyor bende bu. O yüzden kadrosunu çok iyi bir şekilde oturtturamayan takımlar, bir misal veriyorum, Güzel Kapı. Geçen sezon şampiyon olmasının tek nedeni hem çok fazla okların üstünde değildi. Birinci avantajları o da bunun içinde tabii ki. İkinci olarak da tamamen disiplin, tamamen arkadaşlık ortamının çok üst seviyede olması. Ama bu sezon bu açıdan baktığımız zaman iki tane de handikapı var. Birincisi artık oklar çok üstünde olacak. Yani bu adamlar şampiyon, bu adamlar şakaya gelmez gözüyle bakacak. İkincisi de disiplin konusunda geçen sezon olduğu kadar iyi noktalarda değiller. Takımda kopmalar var, ayrılıklar var bildiğim kadarıyla. O yüzden bunu playoff sürecinde toparlayıp götürmek zor olacaktır. O yüzden kısaca söylemek gerekirse playoff'ta bir takımın başarı endeksini ne kadar yukarıda tutacağı tamamen disiplinle alakalı. O yüzden takımlarda disiplin seviyesi ne kadar yüksek olan takımlar varsa o kadar iyidir. O yüzden A grubundaki genel amcaların avantaj olması bu. Adamlar sürekli maç yapabiliyor. Sürekli kadroyu toparlayabilip rakip seçmeksizin o maçların gözü kapalı çıkabiliyor. Ve bunlara alışık bir süreçten geçtiler. O yüzden kadrosunda değişiklikler yapan Suriçi, Fantastico, İkiterli ve Kısmet gibi takımların dezavantajları burada çıkıyor. Sen diyorsun tamam işte Kakosi'den kullandığımız oyuncuların yerine takviyeler yaptık. Ama bunu sen playoff'ta göreceksin. Yani senin takımına uyum sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Senin düşündüğün gibi başarılı olabilecek mi? Sen bunu anlayana kadar 3 maç geçse geçmiş olsun. Misal. Bunlar bir handikap durumları. O yüzden bütün gruplarda mücadele edecek takımların dikkat etmesi gereken tek şey disiplin. Bir sonraki maçı düşünecek. İhtimalleri düşünecek. Ben kimle eşleşeceğim? Ne zaman eşleşeceğim? Bir sonraki maçım kimle oyun olacak? Bu maçta kırmızı görmeli miyim? Efendime söyleyeyim, takımımı eksik bırakmamam gerekiyor. Bunların bilincinde olursa var ya bir takım. Kısmet mesela. Tamam, ikinci torba takımı. Ama her maçta sen bir kırmızı kart görürsen, sabah kadar oynarsan kimseyi yenemezsin. Bu olur. Yani otokontroldeki öneme vurgu yapmanın nedeni de bu zaten. Yani bu tip problemleri eğer sen playoff'ta aşamıyorsan, o yüzden ne bence ne de takım genelinde böyle bir başarı beklenmez diye düşünüyorum. Durumumuz nasıl? Adem. İyi. Tamam. B grubunda yapalım, bir ara verelim o zaman arkadaşlar. Çok uzun da tutmayalım. B grubunda zaten görüntülüyorsun Adem. Dragao, Black Sea, Kakosi, Gunners ve Celtic var. Bu takımların arasında bence iki tane çok tecrübeli takım var. Birisi birinci torbadan Dragao, ikincisi dördüncü torba takımı Gunners. Bunlar, bu iki takım daha doğrusu, ligde çok uzun süredir mücadele eden takımlar. Bütün seviyesini gördüler. Daha önceden Küçükköy Cup vardı, orada mücadele ettiler. Farklı kadrolarla oynadılar. Ligi hep yakından takip ettiler, biliyorlar. O yüzden bu takımların, bu iki takımın bence B grubunda tecrübe konusunda diğer takımlardan avantajları var. Bir ikincisi de şöyle bir şey var. Ama bunlar hep uzun soluklu bir tecrübe ama ara ara. Dragao örnek veriyorum, bir sezon oynadı, bir sezon oynamadı. Gunners'taki kaptanları Selim, oyuncuları hep
tecrübeli oyuncular ama yürüttükler. Bir gün o takımda oynamışlar, bir sezon bu takımda oynamışlar. Celtic burada o açıdan sıyrılıyor. Celtic sanırım en az son 3 sezonda belki de 4'tür, tam emin değilim. Ama playoff başarısı göstermiş bir takım. Celtic her zaman playofflarda oynadı. Yani bu 3. sezonlar olduğundan eminim ama 4. sezonu tam hatırlamıyorum. Diriliş de öyleydi mesela. Tamam, Diriliş favori olarak katılmıyordu ama bu sezon katılamadı mesela son dakikada. Ama hep o tecrübeyi yakalamış ekipler arasındaydı. Celtic bunlardan bir tanesi. Baktığım zaman zaten burada yani grup aşamasında mücadele edecek son 3 yıldır, 3 sezondur oynayan takım playoff mücadelesi veren ilk yok. Terli oğulları vardı 2 sezondur 3 mücadele eden. İlk 4'tekilerden var. Onu biliyorum. Ama Celtic gibi olan bir takım hatırlamıyorum. O yüzden normal sezonla playoff arasındaki farkı çok iyi biliyor. Geçen sezon Celtic hangi torbadan katıldı bilmiyorum. Biz değerlendirmede yaptık, dedik ki Celtic bu gruptan çıkabilir, zorlar dedik. Herkese bir fikir birliği oldu. Üçüncü olarak çıkabileceğini düşünüyoruz dedik. Adamlar birinci mi çıktı, ikinci mi çıktı? Öyle bir şey oldu. Will Power'la oynadılar son finaliste. Kafa kafaya maçları geçti. Belki o onları aşağı atacaklar da. Hani o yüzden bunu bildiği, bilen yapıda bir takım oldukları için tecrübeli olmalarından dolayı Draga, Gunners ve Celtic 4 ve 5 torbaları da var burada ama o yüzden bence tecrübe faktöründen dolayı üste çıkabilir. Gerçi bunların arasında Black Sea ve Kakosi de var. Onların da ilk sezonları değil. Black Sea'de birçok oyuncu daha önce burada oynadı. Black Sea olarak daha önceki sezonlarda da oynadılar. Yani yeni takımlara veya sizlere biraz yabancı gibi geliyor olabilirler ama ben mesela tanıyorum. 2 sezon önce oynadılar. Oyuncuları farklı takımlarda başarı elde ettiler. Çeyrek final, yarı final gören oyuncuları vardır belki. Deniz mesela. Çok iyi bir oyuncu. İyi bir hücum oyuncusu. Tek başına fark yaratabiliyor. Benim bizde burada çeyrek final falan. Oldu. Misal. Osmanlı olarak Deniz'e ve de oynadığı takımlara karşı tur maçlarında karşılaştık. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden bunlar daha dezavantajlı demiyorum ama ben izlediğim kadarıyla zaten mesela Gunners'ı bu sezon hiç izlemedim ama çok iyi takımlarla maç yaptılar. İyi sonuçlar aldılar. Dragon'un maçını izledim. Çok iyi bir performans sergilemişlerdi. O yüzden beğendim. Tecrübelerini de işin içine katacak olursak bence Dragal, Gunners sıralama belli olmaksızın bu gruptan çıkacaktır. Black Sea, Kakosi, Celtic. Celtic sonuncu olur. İçeri girebilmek adına mücadele edeceklerdir. Ben dışarıdan gelen yorumlara katılmıyorum açıkçası. Celtic sonuncu olacaktır. Orada, kalamaz. Orada benim şöyle olur, böyle olur. Biz çok duyduk bunları ama Celtic öyle olmuyor. Ben Celtic'i o açıdan bildiğimden dolayı geçen sezon da diyorduk. Ben de dedim mesela. Ama ne oldu? Adamlar olmayacak grupta, zorlu bir grupta yaptılar. Durum bu. B grubunda bir üstünden geçelim arkadaşlar. Herkes fikirlerini sunsun. Bu sefer Serdar sen hem zaten sizi de ilgilendirdiği için senden başlayalım bu sefer. Valla ben az önceki fikirlerim üzerinde hala aynıyım. Bence Kakosi geçen senenin İhlas Fermuar takımı zaten. Yani geçen sene olan bir takım. Değişiklikleri var, genç bir takım. Onun dışında Gunners, Selim abinin takımı ki valla Selim abinin ayağı da çok temiz. Duran toplardan her hafta bir gol var. Ama takım olarak da onlar hırslı bir takımlar. Sadece ben gördüğüm kadarıyla biz de oynadık onlarla. Kondisyon ve motivasyon sorunu yaşıyorlar bazen. Bizim maçta en azından onu yaşadıklarını gördüm. Geriye düştüklerinde çevirecek çok fazla oyun çeşitliliğini yaratamıyorlar gibi geliyor bana. Celtic aslında playoff dışında kalıp da bir takımın katılamaması durumunda playoff'ta kalan bir takım olarak gözükebilir. Daha önceki başarıları yani playoff'a kalması en azından öyle değil. Güzel bir şey, bir tecrübe ama bence bu seneki kadrosuyla çok fazla bir yerlere gelebilecek güçte değiller diye düşünüyorum. Geçen senelere göre bence özellikle bu 4 grupta şans verilmeyecek 2-3 takımdan biri net bir şekilde bana göre. Dragao bence burada oynadık. Ve Dragao bence bu grupta rahat çıkar.
Blacks'i daha önce de söylemiştim az önce değerlendirirken. Hidayet alışkanlığı olan bir takım. Mega'da oynayacağı maçlarda çok da istedikleri gibi oynamıyorlar gibi geliyor bana. Şöyle, bunu bu düşünceyi bildiğim bir konudan dolayı söyleyeyim o zaman. Blacks'in hidayet tercihi geniş alanda daha iyi oynayabilmek falan değil. Ulaşım ve tesisten ilgili özel bir durumdan kaynaklanıyor. O yüzden Mega Center'da oynamak, Hidayet Türkoğlu'nda oynamaktan daha dezavantajlı gelecek bir şeyleri yok, durumları yok. Yok, benim düşüncem şu. Şimdi, ama sahaya alışık olmayacak. Evet. Sonuçta daha dar bir ölçüsü var Mega Center'ın. Bunlar dezavantaj olabilir diyorsun ama yani Hidayet'te oynamaların özel sebebi geniş alan tercihleri olduğundan değil. Doğrudur. Yani o yüzden öyle bir durumda var. Dipnot olarak söyleyeyim de. Burada gruplarda, yani playoff'ta daha doğrusu hemen hemen birçok takım birçok maçını Mega'da oynuyor. Hidayet'e gittiği zaman da ben biliyorum ki birçok takım Hidayet'e alışma problemi yaşıyor. Bu oyun yapısıyla alakalı. Yani şikayetler bir de düşün. Belki o fikstür çok avantajlı olacak. Tabii. Misal veriyorum. Dragao Hidayet'te oynuyor arada sırada. Kakosi hiç oynamadı. Değil mi? Oynadı. Bir iki keredir yani. Hiç istemediği bir sağ. Gunners da hep Mega'da oynadı. Celtic'de fark etmiyor. Yani aslında Hidayet'te denk gelirse maçları bunun avantajını da görebilir. Çünkü dediğim gibi orada alışmak Mega'da ters gelebilir belki ama aynı şekilde rakipler için de geçerli. Ama full Hidayet'te oynuyor çünkü. Alışıklar zemin mesela çok sert. Mega Center'a göre. Orada oynayan adam hem sakatlık ihtimaline karşı daha bir çekimsel oynuyor hem de geniş alandan dolayı eforunu daha dikkatli kullanmak isteğiyle oynuyor. Bu yüzden bu aslında belki Hidayet'te gelirse tabii bunu fikstür dönemine bakmadım ama oradan baktığımız zaman belki avantajı dönüşebilir. İşte bu mantıkla. O yüzden mesela Hidayet'te oyun yapısına uyacak takımlardan biri Dragao. Yani Blacks'i zaten orada oynuyor ama Kakusi de bence faydalı. Nedir?